Sevgili seyirciler merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ekol Lojistik'ten Sinemis Baysal. Kendisi Senior Business Specialist. Hoş geldiniz Sinemis. Merhabalar, hoş bulduk Sinem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sinemis Hanım, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Sinemis Baysal. 27 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. Doğma büyüme Kayseriliyim. Şu anda Ekol Lojistik firmasında ürün yöneticisi olarak çalışıyorum yazılım kısmında. Yaklaşık 1,5 senedir falan İstanbul'dayım. Bundan öncesinde Ankara'da okudum, Gazi Üniversitesi'nde. Sonra bir yurt dışı deneyimim oldu. Bir Çok süre güzel. Orada kaldım. Sonrasında döndüm ve burada işe başladım aslında en kısa haliyle. Harikasınız. Bizler de başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki Sinem Hanım, bu işe nasıl başladınız? Neden bu sektörü seçtiniz? Aslında şöyle anlatayım. Endüstri mühendisliği yelpaze olarak çok geniş ve çok farklı sektörlere aslında müsaade ediyor çalışmanıza. Bu yüzden çok arada kalarak ve birçok başka sektörde de staj yaparak seçim yaptım ben. Bundan öncesinde yani üretim ve yazılım olarak bir kere iki ana kategoride düşünebiliriz şu an temelde. Bütün stajlarımı aslında daha üretim temelli yaptım. Çünkü biraz babamların yönlendirmesi. Çünkü onlar da aslında üretim yapıyorlar. Ve daha önceki teknolojilerin daha baskınlığıyla alakalı olarak üretim tercih etmiştim. Ama sonra değişen dünya düzeni, benim yurt dışı deneyimim beni biraz bu alana yönlendirdi. Daha dünya insanı olmak ve gelişen dünyaya ayak uydurabilmek adına yazılımla alakalı bir iş yapmak istediğime karar verdim. Bu anlamda bir eğitim denemem oldu, 6 ay kadar. Çok güzel. Ondan sonra da aslında yazılım sektörüne hızlı bir giriş yaptım. Bundan önce ne kadar bana böyle uzak ve soğuk da gelse ve tecrübelerim staj anlamında bambaşka da olsa aslında çok çok keyifli bir sektörmüş şu anda içinde olduğum sektör. Aslında yaptığınız işi sevmek de çok önemli değil mi? Kesinlikle. Ondan zevk alabilmek yaparken. Kesinlikle öyle. Çünkü her gün o işe gitmek zorundasınız ve belli bir emek ve çaba sarf ediyorsunuz. Bu sevseniz de sevmeseniz de yapacağınız bir şey ve sizi bir noktaya ulaştırmasını bekliyorsunuz o işten. Dolayısıyla tabii ki de mutlu hissetmek ve işte her gün aslında keyif alarak, yeni şeyler öğrenmeye açık olarak gitmek hem şirketin hem de sizin kişisel gelişiminiz için oldukça önem arz ediyor. Kesinlikle. Peki Sinemis Hanım, ben biraz da endüstri mühendisliğinden bahsetmek istiyorum sizlerle. Biraz önce de söylediğiniz aslında çok aşamaları olan bir sektör. Evet. Çok fazla alt komplikasyonları da var. Peki bunları siz eğitim aldığınız süreçlerini seçiyorsunuz, mezun olduktan sonra kendinize göre, size hangisi uygunsa ona göre bir seçim yapıyorsunuz. Nasıl ilerliyor bu süreç? Aslında şöyle söyleyebilirim. İlk etapta okul tercihi yaparken okulun hangi ekolle ilerlediğini bilmek önemli bu noktada. Çünkü bazıları daha yazılım altyapılı eğitim verirken belli seçmeli derslerimiz oluyor bizim 3. ve 4. sınıfta. Genel diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi. Daha sosyal seçmeli derslere ağırlık ya da daha yazılımsal alanlara ağırlık veren okulları tercih edebilirler bu noktada. İlk etapta yani girişte aslında az buçuk neye eğiliminiz olduğunu biraz biliyor olmanız gerekiyor bu noktada okul seçerken de. Ya da aynı şekilde üretim bazında derslerin olduğu, seçmeli derslerin olduğu okul ekolleri de var. Onlardan da devam edebilirler. Her halükarda bu esnekliği sağlıyor ama mutlaka yani başka yerlere kayma şansınız oluyor. Hangi okulda okursanız okuyun. Çünkü bizimki işletmeyle de ortak dersler aslında almamıza olanak sağlıyor. Onun dışında diğer temel mühendislik bölümleriyle de yazılımla alakalı bölümlere de aynı şekilde geçişe olanak sağlayan böyle geniş bir yelpaze sunuyor diyebiliriz. Hı hı. Bu noktada ileriyle alakalı çok net planları olmayan insanlar da tercih edebilirler. İşte mesela 10 yıl sonrasında iş hayatında kendini nerede görmek istiyorsun gibi bir soru sormuştum ben kendime kendi seçim sürecimde. Diğer mühendislik dallarını vesaire de araştırırken. Şöyle bir cevap verdim. Herhangi bir üretim sahasında işte klasik bildiğimiz baret takan ve bir yerden bir yere koşturan, bir şekilde güvenlik ekipmanları giymek zorunda olan falan, toz, toprak ya da aşırı gürültü vesilesiyle bir şeyler kullanmak zorunda olan bir profilde değil de daha aslında plazada topuklu ayakkabılarla tık tık işte toplantılara giren, daha insanlarla konuşma dinamiğimin olduğu, bu alanda kendimi geliştirebileceğim bir şey yapmak istediğime karar vermiştim.
bu da aslında yazılımın kapısını biraz daha açıyor. Evet. Bir de şeye bakmak lazım. İlerleyen süreçte daha evden çalışma ya da hibrit bir düzende de ilerlemenize imkan sağlıyor yazılım. Bilgisayarınızın olduğu herhangi bir yerde aslında işleri yürütebiliyorsunuz gibi bir durum da var. Gerçi şu an yani üretimle alakalı alanlarda da yine bu tarz gündemler mevcut. Yani haftada bir gün gibi olanak sağlıyorlar. Ama bizim tarafta olduğu kadar esneklik tabii ki de yok yani. Evet. Aslında günümüzde de biz seçerken en önemli faktörlerden biri bu oluyor artık. Hibrit sistemle mi çalışıyor yoksa tamamen evden çalışma şansı var mı? Çok önemli bir faktör oldu artık. Kesinlikle. Özellikle Z kuşağının şu anda işe alımlarda sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Yani hibrit çalışmak istiyorum. Nasıl bir düzeniniz var ve ne kadar zorunlu vesaire gibi. Bizim İK tarafıyla konuştuğum kadarıyla biliyorum. Ya da bizim tarafta başlayan daha genç arkadaşlarla konuştuğum kadarıyla biliyorum öyle beklentileri olduğunu. Bir anlamda da şey çok güzel bu sektörde. Devamlı bir dinamik var. Hep bir değişim. O yüzden de aslında sürekli kendini geliştirmek isteyen, teknoloji haberlerini takip eden, bir anlamda yapay zeka ile içli dışlı olmayı seven birinin çok zevk alarak yapacağı bir iş yapıyorum diyebilirim. Biz ekran tasarım projeleri yürütüyoruz şu anda. Mevcutta. Öyle. Harikasınız gerçekten. Peki aslında siz de şu anda bahsettiniz biraz önce. Verdiğiniz hizmetler nelerdir Sinem Hanım? Şöyle anlatayım. Kullanıcılar var. İşte mevcutta belli yapılar eski sistemde oturmuş. İşte eski ekranlar var. Bunu en iyi hale nasıl getirebiliriz? Aslında zaten endüstri mühendisinin işi optimizasyondur. Yani oradaki sistemi her mühendisliğin yaptığı gibi en iyi hale getirmek için çalışıp bir sistem dizayn etmek yaptığımız iş. Temelde de bu anlamda proje yöneticiliği yapıyorum diyebilirim. Yani müşteri istekleri neler? Müşteri burada kullanıcılar oluyor. Ekolde çalışan diğer arkadaşlarım yani. Daha sonrasında şu anda mevcuttaki ekranlar neler ve isteklere cevap veriyor mu? Bunu karşılaması için biz nasıl bir bağlantı kurabiliriz diye bütün diğer organizasyonlarla entegre çalışan bir birimin içindeyim şu an. Yani yazılım kısmıyla da işte iş birimleriyle de iletişimimin aslında iyi oluyor ve onların yaptıkları operasyonel süreçler ya da yazılımsal süreçler hakkında az buçuk fikir sahibi oluyor olmam lazım ki orada bir fikir bana söylendiğinde en iyi şekilde optimize etmek adına bir şey beyan edebileyim. Oraya bir katkı sunabilmek için aslında. Aslında şu anda sizin işiniz daha çok kullanıcı ve diğer disiplinler arasında bir köprü görevi görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet, böyle anlatabiliriz. Aynen. Peki Sinemis Hanım, sizce sizi meslektaşlarınızdan ya da rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Seçimlerim noktasında emin olmuş olmam aslında. Yani benim seçim süreçlerim biraz sancılı oluyor genellikle. Herhangi bir şeye karar vermeden önce işte en girift şekilde kendimi o meslekte ya da işte o kararın sonucunda olabilecek en iyi ve en kötü ihtimallerin içinde hep hayal ediyorum. Yani böyle bu bazen bir ay sürüyor, bazen birkaç hafta işte vereceğim kararın büyüklüğüne bağlı olarak. Aslında bütün ihtimalleri aşağı yukarı ben bir simülize etmiş oluyorum kafamın içinde. Sonrasında da attığım adımda artık okey ben eminim çünkü en iyi ve en kötü ihtimaller bunlar ve ikisine de hazırım gibi bir kararımdan eminlikle hareket ettiğim için aslında en güçlü tarafım bu diyebilirim. Yani kendimden ve verdiğim karardan emin oluyor olmak. Aslında çok da önemli bir özellik bu gerçekten. Hem iş hayatınızda hem de kendi sosyal hayatınızda da bence çok büyük bir artı katıyordur bu size. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ya onun dışında bir de şeyi ekleyebilirim. İnsanlarla iletişim anlamında beraber oluyor olmak ve bir şeyler paylaşıyor ya da öneri sunuyor, onlara faydalı oluyor olmanın bana da çok iyi geliyor olması. Yani bir noktada bu evet onların ihtiyacını karşılayan bir şey ama mesleki açıdan benim tatmin sağlamam için benim de ihtiyacım aslında. Kesinlikle. Böyle bir ihtiyaç hiyerarşisi var aramızda. Harikasınız gerçekten. Teşekkür ederim. Şu ana kadar yaptıklarınızdan bahsettik sizlerle. Ben biraz da geleceğe dair hedeflerinizden, vizyonunuzdan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Benim genel anlamda kariyer süreçlerimde çok etkili olan deneyimim aslında yurt dışında yaşadığım süre. Çünkü işte orada bambaşka arkadaşlıklar, bambaşka bir dünya düzlemi görmüş oldum. Yani burada bize öğretilenden çok daha farklı, çok daha rahat, işte daha akışkan bir hayat görmüş oldum mesela. O yüzden de ilerleyen süreçlerde biraz daha
dünya insanı olmama hizmet edecek şekilde ilerlemek istiyorum. Ki bu anlamda başvuru gerçekleştirip mevcuttaki işimi de buna göre seçmiştim aslında. Yani lojistik firması olduğu için dünyanın, Avrupa'nın birçok yerinde temel merkezleri ve aynı şekilde kullanılacak ekran ihtiyaçları var. Bu noktada seyahat etmeme elverişli bir iş hep hayal etmiştim. İlerleyen süreçte de kariyerim adına kesinlikle bunu devam ettirmek istiyorum. Onun dışında da şu anda yüksek lisansa henüz başlamadım. Çünkü dediğim gibi yapay zeka çok geniş bir alan olduğu için onunla alakalı farklı konu başlıkları henüz Türkiye'ye açılmış değil açıkçası. Yani yurt dışında çok daha başka alanlarda eğitim verilmeye başlandı. Prompt engineering falan gibi alanlarda. Türkiye'de hali hazırda mevcut değil. Biraz emin olmayı bekliyorum. Yani hangisi beni cezbeder ve ben zevk alarak öğrenme deneyimini sürdürebilirim falan diye. Yani şu an için yüksek lisans ve yükseliş hayalim var. Harikasınız. Umarım en kısa sürede gerçekleşir bu. Teşekkür ederim. Umarım. Peki sizce kimler bu mesleği yapmalı? Yapmak için hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Endüstri mühendisliği özelinde konuşacaksam şey diyebilirim. Sistem iyileştirmek adına bir yerde yaratıcı fikirler üretebilen ve pratik zekası olan herhangi bir insan, biraz da matematiğe yatkınsa ve bilişim sektöründen de anlıyorsa ya da anlamak istiyorsa seçim rahatlıkla yapabilir. Çünkü bu aynı zamanda gelecek vaat eden bölümlerden de biri. Şu an biliyorsunuz yapay zeka birçok insanın aslında işte işinin yerine geçecek vesaire deniyor ve bunları okuyoruz. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Evet. Düşündüğümüzde çünkü 2 yaz önce falan girdi hayatımıza. Ama şu an bütün gündemler zaten bunun üzerine. Bu noktada seçim yapmaları ve iş anlamında çözüm üretmeyi seviyorlarsa endüstri mühendisliğinde tercih edebileceklerini önerebilirim onlara. Yazılım alanı içinde az önce bahsettiğim gibi aslında benim kendime sorduğum soruları sorabilirler. Yani 10 yıl sonra tam olarak nasıl bir ofiste çalışıyor olmak, nasıl bir ortamda, kimlerle konuşuyor olmak isterler gibi sorular doğrultusunda meslek seçebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle çok da güzel açıkladınız. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi Sinemiz Hanım. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben çok teşekkür ederim konuk aldığınız için beni. Benim için de keyifliydi. Son olarak izleyicilere vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim bütün bu süreçlerim çok sancılı ve işte birçok karar değişimi, işte ailemin bambaşka önerileri, arkadaşlarımın bambaşka önerileriyle geçti. Neye maruz kalırsanız kalın, sizin hayatınız için en doğrusunu sadece siz bilebilirsiniz. O noktada yani kendi iç sesini dinlemeli insan diye düşünüyorum. Çünkü hayat zaten çok kısa, yani bir başkasının istek ve dileklerini, hayallerini yerine getirmek için. İnsanlar hayallerine tutunsunlar, bu kadar söyleyebileceklerim. Çok da güzel bir mesaj oldu gerçekten. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının da sonuna geldik. Bugün Sinemiz Baysal bizlerleydi. İyi günler.